Herkese yepyeni bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız birazcık daha iyiyim. Şöyle şimdi birkaç alışveriş yaptım. Sabah hemen böyle fazla geç olmadan yapayım. Sonra böyle komple dinlenirim diye düşündüm. Şöyle kendime çilekli pasta almıştım ama arabada maalesef ani bir fren yapmıştım. Önümdeki ani bir fren yaptığı için pastam yerle bir oldu. Rezil gibi olmuş gerçekten. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle sosis aldım çünkü yarın ya da yarından sonra annemle ablamları falan kahvaltıya çağıracağım. Böyle buzlukta olsun birkaç bir şeyler dedim. Ve annem de geldiği için böyle hep birlikte bir toplanalım. Bir otururuz, bir şeyler hani yer içeriz. Konuşuruz oradan buradan diye düşündüm. O yüzden bir iki böyle kahvaltılık şeyler aldım. Şöyle fiş tepşin aldım. Daha sonra bu fiş bölgelerden aldım. Çok lezzetli oluyor bunlar da. İki tane. Daha sonra böyle cheddar peyniri kızartılmış. Dışında böyle bir kaplama var. Nachos falan galiba. Aynen. İlgimi çekti, merak ettim. O yüzden bunu da alıp denemek istedim. Daha sonra şöyle buzluğa atmak için bu boyçinlerden aldım. Dursun böyle bir yara ekmeği falan olmazsa çıkarır hemen yaparım diye. Şöyle çilek aldım. Daha sonra şöyle İtalyan ekmeği vardı. Acayip lezzetliydi. Bir tane yani bir ekmeği. Yani onda, o ekmekten aldım. Kestirdim hatta. Bunun birazını da hatta buzluğa koyacağım. Böyle yiyeceğim kadar bırakacağım sadece. Daha sonra canım fıstık ezmesi çekti. Ben çok severim fıstık ezmesini. O yüzden bir tane ondan aldım. Daha sonra şöyle iki tane yara bandı aldım. Evde bulunsun. Malum bitmişti geçenlerde. Şöyle çocuklar gelirse, gelince diye iki tane cips aldım onlara. Bir de benim de çok canım çekti. Yerim hani akşam çay demleyip böyle birazcık diye düşündüm. Daha sonra şöyle ekmek için yağ aldım. Sonra şöyle koytalı fışkezi aldım. Adı aklıma gelmedi. Sonra şöyle roya keza var. Bunu da çok seviyorum. Acayip lezzetli duruyordu bu. Normalde farklı paketini alıyordum ben. Böyle paketlenmiş. Ama bu böyle peynir reyonundaydı. 2.40 bunu da bir deneyeyim. Daha sonra şöyle bir tane daha ekmeğin üzerine kaşar, dilim kaşar peyniri aldım. Şöyle karamel ziyupundan aldım kahveler için. Bir tane şöyle barista'nın barista sütü aldım. Normal süt aldım. Şöyle bir tane meyve suyu aldım kendime. Bir de canım acayip bu Ayafan kuchen çekti. Ama bu hazır Almanların yapıldığı şekil. Unu falan her şey bunun içinde malzemesi. Ben sadece bunun içine süt ilave edeceğim 400 ml. Sonra bunu böyle güzelce karıştırıp pişiriyorsunuz tavanıza koyup. Acayip canım çekti. Normalde kendim de yapıyorum evet ama Almanların yaptığı tarz böyle daha bir lezzetli oluyor. O yüzden ondan aldım. Şimdi ben buraları güzelce bir kaldırayım. Hemen kaldırayım. Ondan sonra kendime bir kahvaltı hazırlığı yapacağım. Çünkü çok acıktım. Evet arkadaşlar şöyle fazla bir şey hazırlamadım. Bu böyle ekmek taze taze yiyesim geldi. Üzerine peynir, domates, salatalık koyarım diye düşündüm. Böyle bakalım bana şimdi afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Ben alışverişlerimi yerleştirdikten sonra birazcık uzandım. Sonra ablam annemlere geçiyorum. Sen de gel hadi dedi. Annemin yanına geldik. Şöyle öğlen kahvemizi içiyoruz. Annemin getirmiş olduğu hurmalardan koyduk. Şöyle bir iki çerez falan hazırladık. Bunu da annemin takipçisi miydi anne? Çanakkale'den. Nereden? Çanakkale'den takipçimiz anneme böyle. Peynir tatlısı mıydı? Peynir helvası. Çanakkale'nin meşhur peynir. Aynen. Çanakkale'nin meşhur peynir helvasından getirmiş. Şimdi deneyeceğim bakalım. Hiç yemedim hayatımda. Aynen. Kesesine bereket. Hepimize çok çok selam söylemiş bu arada. Abla sana da. Bize de selam söylemiş. Aleyküm selam. Selamınızı aldık. Aynen. Siz
sizlere çok seviyor. Sizlere ayrı bir selam gönderdi. Evet, az sonra annemi çökeceğim sizlere. Oraya geldiğiniz izine. Böyle bakalım. Evet, bakın arkadaşlar biz kahvemizi falan içtik. Annem böyle hediyelikler almış. Tülbentler almış gelenlere vermek için. Ablam da iş yerinden böyle poşetleri vardı. Paketleri, poşetleri artık ne denilirse. Bunları hemen biz böyle paketledik. Şimdi bunları buraya koyacağız gelenlere verebilmek için. Benim herhalde alışveriş yapma günüm. Annemlerden çıkar çıkmaz eve geldim. 2 dakika üzerimi değiştirdim. Arabayı aldım. Az bir bakkala falan gitmem gerekiyordu tekrar. Çünkü annem şimdi böyle zemzemlerini koyması için bardakları yoktu. Onu da ben alıvereceğim ona demiştim. Bakkala gittim, böyle güzel fincanlar vardı. Minik minik. Kahve yanı fincanlarıydı onlar ama yine de kullanılırdı. Onları şimdi ben anneme bıraktım. Bir de yarın anneme kadın kolları gelecekmiş. Ramazan girmeden annem çağırmak istemiş hepsini. Bir de ayrıyetten böyle küçük küçük plastik bardaklardan da aldım. Hani böyle çok kalabalık misafir geldiğinde o cam bardaklardan, çünkü 12'li takım yapmıştım. Hani yaptım az önce. Daha fazla da yoktu. Onun için küçük bardaklardan da aldım. Yarın zaten onları sizlere gösteririm. Şöyle hemen 1-2 pasta malzemesi almaya gittim. Gitmişken de 1-2 eksik daha vardı, onu almaya aldım. Şöyle Bingo'nun bu soft yumuşatıcısını kullanıyorum ben. Aşırı güzel kokuyor. Yani kullanmadıysanız eğer kesinlikle denemelisiniz. Mis gibi kokuyor. Daha sonra şöyle ayçiçek yağı aldım. 2 tane şöyle tekrar haşlanmış nohut aldım. Böyle pratik oluyor benim için bunlar. Şöyle galeta unu aldım. 1 adet krem şanti. Daha sonra mercimeğim bitmişti. Kırmızı mercimek aldım. Aynen bakkaldan aldıklarım bu kadardı. Ha bir de şeker aldım oradan. Daha sonra Alman marketinden şöyle pazar günü annemler kahvaltıya gelecek ablamlarla. Portakal suyu aldım onun için. Sonra güzel bir pasta yapacağız sizlerle akşamüstü. Kıbrıs tatlısı yapmak istiyorum. Ne zamandır yapmadım. Bir de böyle değişiklik olsun dedim. Bir de çok hafif oluyor o tatlı. Onun için şöyle badem, aslında fındık giriyor ama ben fındığa karşı alerjim olduğu için bir de fındık kullanmak istemedim. Böyle badem aldım. Ceviz aldım. Bir de Hindistan cevizi. Sonra üzerine süslemek için de şöyle cam fıstığından aldım. 1 adet kremi aldım. Bir de şöyle buzluğa atmak için hazır pizzalardan aldım. 2 tanesi ton balıklı soğanlı. 2 tanesi de ıspanaklı. Şimdi önümüz Ramazan. Böyle canım bir şey yapmak istemeyince, işten yorgun geldiğim zaman. Hoş annemlere de giderim zaten her akşam ama. Eve geldiğim zaman da kendime şöyle hani hemen hazır elimde bulunsun diye. Böyle bundan aldım. Bu arada size yeni buzluğumu göstermiş miydim burada bilmiyorum ama. Bakın yeni buzluğum yerini aldı. Ben şimdi biraz buradakileri boşalttım. Buraya ilave ettim. Daha buralara inşallah bir şeyler alıp koyacağım. Hatta aynen bunları da şöyle koyalım. Etmet alışverişine daha gitmedim. Onları da önümüzdeki zamanlarda alırım. Onları da bir güzel doldururum dedim. Bu şekilde ben şimdi vallahi birazcık acıktım. Sabah kahvaltıyı bayağı erken yapmıştım onun için. Şimdi ton balıklı pizzayı fırına atacağım. Fırını açmıştım. Şunu bir paketinden çıkarayım. Karnımı güzelce doyurayım. Akşamüstü büyük bir ihtimalle tekrar acıkırım. Ama ne yemek yaparım bilmiyorum. Ya da salata mı yaparım? Hiçbir fikrim yok. Onu da ilerleyen saatlerde göreceğiz bakalım. Ve tabii ki de pasta tarifini sizlerle paylaşacağım. Birlikte güzel bir pasta yapalım. Nasıl bir soğanmış ya. Yemin ederim soğanın kabuğu. Tövbe tövbe ya. Soğanın komple kabuğunu koymuşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Her neyse bakalım. Ben şimdi az şunu pişireyim. Bir karnımı doyurayım.
Evet, bakın şöyle pizzam pişti. Birazcık da yanına turşu koydum. Şimdi şöyle en sevdiğim dizimi açtım. Baharı izlerken bir güzel de karnımı doyuracağım. Evet arkadaşlar, şunları şöyle kaldırayım bir dakika. Ben pastamın yapılışına başladım. İlk olarak size şöyle hemen neler koyduğumu hamuru için göstereceğim. Hepsini koyarken göstermek istemedim. Şimdi hepsini tekrar söyleyeceğim. İçine 3 adet yumurta, yarım su bardağı şeker. Daha sonra 1 su bardağı bu öğütülmüş cevizden 1 su bardağı galeta unu, 1 su bardağı Hindistan cevizi. Buna hiçbir şekilde un girmiyor bu arada. Yarım su bardağı sıvı yağ, bir paket vanilin ve bir paket kabartma tozu koydum. Şimdi ben bunu güzelce karıştıracağım. Birazcık böyle bir sert kıvamı olacak. Ondan sonra bunu fırın tepsimizi güzelce yağlayıp fırın tepsimizin içine dökeceğiz. Tabii kenarlara dökmezsek olmuyor biliyorsunuz ki. Bu tarafa da hemen şerbetimi hazırladım. Kekin üzerine gelecek olan şerbetimiz. Ona da 2 su bardağı su, 1,5 su bardağı da şeker ilave ettim. Bir dilim de limon koydum içine. Onu şimdi güzelce şey yapacağım. Kaynatıyorum. Böyle şey oldu. Şunu da yapalım devam. Hatta o şerbetimizin altını kapatalım. Güzelce. Soğuması lazım. Şerbetimiz soğuk. Kekimizi fırından çıktıktan bir 10-15 dakika dinlendirip ondan sonra şerbetimizi ilave edeceğiz. Bunu şimdi hemen yapayım. Daha sonra sizlerle birlikte muhallebisini hazırlayacağız. Onu da hemen yapalım ki o da bir güzelce soğusun. Evet, ben fırın tepsimi şöyle güzelce yağladım. Şimdi kekimizi, kek harcımızı daha doğrusu buna güzelce böyle yayacağız. Şimdi tencereme muhallebim için 1 litre süt koydum. 1 çay bardağı yok yarım çay bardağı şeker, 1 su bardağı nişasta, 1 paket vanilin ilave ettim. Allah nişasta donmuş. Bunu ilk önce ocağımı açmadan önce güzelce bir karıştırayım. Yedireyim hepsini birbirine. Ondan sonra ocağımı açıp muhallebimi pişirmeye başlayacağım. Allah şey sertleşeceğini tahmin etmedim. Muhallebimiz piştikten sonra bir 5-10 dakika bekletip içine 1 paket krem şanti ve yarım çay bardağı süt giriyor normalde ama ben yarım su çay bardağı sıvı krema ilave edeceğim. Böyle krema da güzel bir tat veriyor çünkü. Bu şekilde kekimizin harcını, kek harcımızı fırına attık. Şerbetimizi de camın önüne koydum. Güzelce orada soğutuyorum. Bunun altını açabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel olur muhallebimizde. Allah, telefon düşüyor bu.
Evet bakın kremamı, onu da camın önüne koydum. Şöyle bir 5 dakikada bir karıştırıyorum ki güzelce soğusun diye. Bunu az sonra blenderdan geçireceğim. Krem şantiyi ve şeyi kremayı koyduğum zaman şerbetim de neredeyse soğumak üzere. Kekimiz de fırından çıktı. Bunu şimdi böyle birazcık burada soğutmaya bırakıyorum. Şimdi şerbetimizi kekimizin üzerine ilave ediyoruz. Şimdi güzelce içeri çeksin. Biz de şimdi sizi hatta şöyle bu tarafa alayım. Kremamızı yavaştan soğudu bayağı bir. Krem şantimizi ve sıvı kremamızı içine ilave ediyoruz. Şöyle takalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, kekim iyice soğudu. Bakın içine güzelce çekti şerbetini. Şimdi kremamızı da bu şekilde hatta bir göstereyim. Buzdolabında bayağı bir beklettim ben bunu şimdi. Bakın kıvamı mükemmel oldu. Bunu güzelce kekimizin üzerine döküyoruz. Ve süslemesine geçeceğim. Artık saat bayağı geç oldu. Bu arada yatar uyurum ben de. Bugün bayağı bir yorucu geçti benim için cidden. Dur bütün kremayı dökelim önce. Çok kolay böyle şerbetli tatlı falan ama aşırı hafif bir tatlı. Denemediyseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü biz Ramazan'da falan da böyle çok yaparız bunu. İftarda. Misafir falan geldiği zaman da. Çünkü gerçekten yemekten sonra bayağı böyle oluyor. Ay kreması da çok lezzetli olmuş. İnşallah yarın misafirler de beni, müşteriler diyecektim. Kafa gitti artık, çalışa çalışa müşteri diyorum herkese. Evet şimdi üzerine Hindistan cevizi döküyoruz. Üzerine ben bunun çilek de ilave edeceğim. Ama onu yarın mı koysam acaba bilemedim. Ya da şimdi doğrayıp üzerine koyarsam şey olur. Suyunu muyunu salar üzerine.
Öyle bir şey istemiyoruz. Çileğini de yarın güzelce kesip üzerine servis, yani böyle üzerine süslerim. Şimdi birazcık Antep fıstığını da sabah ilave edeceğim. Böyle bir çilek koyup birazcık Antep fıstığı ile böyle süslemeyi düşünüyorum. Şurası fazla geldi. Evet. Bakın tatlımız bu şekilde hazır. Ben bunu şimdi streç filmleyip buzdolabına kaldırayım. Arkadaşlar sesim bayağı bir kötü dur geliyor. Size geliyor mu bilmiyorum ama sizlere şimdi kapanışımı yapmak istiyorum. Dün akşam kapanışı en son pasta yaparken sizlere çektim. Ondan sonra mutfağı falan toparlıyorum ediyorum derken kapanış çekmeyi unuttum. Ve tuhaf konuşuyorum. Ağzın burun ağzın falan niye öyle demeyin. Çünkü demiştim sizlere ağzımdaki yaralardan dolayı bu şekilde konuşuyorum. Konuşabiliyorum ya da. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Güzel, bayağı yoğun bir günüm oldu yine. Çok güzel bir pasta yaptık. İlerleyen, yani yeni bir vlog açtığımda en son kül süslemesini de birlikte sizlerle yapacağız. Bu şekilde... dediğim gibi inşallah videomu beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yeni bir vlogda görüşmek üzere.